Geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık. Şimdi daha detaylıca bakacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, mafya tipi suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon detaylarını CNN Türk muhabiri Tugay Saday bizlere aktaracak. Tugay, yeniden merhaba. Nedir operasyon detaylarında, neler var? Büşra Aslantaşlı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bu yıl suç örgütlerine yapılan üçüncü büyük operasyon diyebiliriz ve bu operasyonun ismine Tırpan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 27 ilde suç örgütlerine yönelik çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalar kapsamında o 27 ilin Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı ve 27 ilde 13 suç örgütü ve bu 13 suç örgütüne silah temin eden 28 alt gruplara eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyon kapsamında polisin hedefinde 389 kişi var ve o 389 kişinin gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiğini, operasyonun sürdüğünü ve çok sayıda silahların da ele geçirildiğini söyleyebiliriz. O operasyon adreslerinden birisi de İstanbul'du. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri de yine İstanbul'da faaliyet gösteren, özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren suç örgütleri, bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında da İstanbul'da 9 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 3. büyük operasyonu diyebiliriz. Çünkü ilk 2 operasyon Sahil Rüzgarı 1 ve Sahil Rüzgarı 2 operasyonuyla özellikle kıyı şeridinde, yani turistik bölgelerde faaliyet gösteren çok sayıda suç örgütüne büyük darbe vurulmuştu ve 400'e yakın şüpheli işlem yapılmıştı. Ancak dediğimiz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bu kez 27 ilde geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. 13 suç örgütüne özellikle operasyon yapıldı. Bu suç örgütleri de yine yıllardır aslında bilinen suç örgütleriydi ve bunlara özellikle silah temin eden 28 alt grup denilen küçük suç örgütleri vardı. Onlara da bu operasyon kapsamında adreslerine baskın düzenlenmiş oldu ve 389 şüpheliye yönelik bir operasyon sürüyor ve polis ekipleri aslında gözaltı sayısı tam netleşmedi ülke genelinde ama İstanbul'da 9 şüphelinin gözaltına alındığı, çok sayıda silahın da ele geçirildiğini söyleyelim ve sözü size, merkeze bırakalım.